Arkadaşlar merhaba. Bu videoda saat nereden satın alınır onu tartışacağız. Konuyla ilgili çok sorularınız olduğunu biliyorum. Aslında kafanızda soru işaretleri olması da bence çok normal. Çünkü bir saat veya marka model beğeniyorsunuz. Araştırıyorsunuz. İnternetteki rakamı farklı. Mağazaya gidiyorsunuz. Oradaki fiyat farklı. Başka bir mağazada fiyat daha da farklı olabiliyor. O yüzden bu videoda bunun sebeplerini size anlatmaya çalışacağım. Ben sizler için 4 başlıkta bu satış kanallarını anlatmayı düşünüyorum. Sizlere bayilerden bahsedeceğim, butiklerden bahsedeceğim, internet satıcılarından bahsedeceğim ve de unauthorized dealer yani kişisel satıcılardan da bahsetmeye çalışacağım. Bu arada bu terimlere geçebilmemiz için bence aslında normal bir satış sürecini de bilmemiz gerekiyor. Ben bunu yaparken size aslında satış sürecinin baştan sonuna değil de sondan başlayacağım. Yani tüketiciden başlayarak anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki bir marka model beğendiniz, mağazaya gittiniz. Bunun fiyatını 2000 TL gibi bir rakama görmektesiniz. Bu rakam son yani mağazada gördüğünüz bu rakamı aslında firmalar, yani distribütörler %40 veya %50 indirimle satın almaktalar. Tabii topluca satın aldıkları için bu indirim oranı bu şekilde olabilir. Tabii bu %40 ben farazi söyledim. Bu %30 da olabilir, %50 de olabilir. Markaya göre de değişebilir. Siz mağazaya gittiniz. Size satarken de size mesela %15 indirim yapıyorlar. Yani ne yapmış oluyorlar? %40'a aldıkları, %40 indirimle aldıkları bu 2000 TL'ye mal olan, yani 2000 TL'ye müşteriye sattıkları saati %40'a almışlar indirimli. Size %15 indirim yaparak aradaki kardan yani farktan kar yapıyorlar aslında. Arkadaşlar kimse bu işi hayrına yapmıyor sonuçta. Herkes para kazanmak amaçlı yapıyor. Bu sadece saat sektörü için de geçerli değil. Çünkü tekstil içine baktığınızda otomobil sektöründe aynı şey geçerli. Bir şekilde para kazanılması gerekiyor. Ve de şöyle düşünebilirsiniz. Mağazaların kirası var. Çalışanların maaşı var keza. Bunların eğitimi var. Her sektörde bu şekilde. Dolayısıyla aslında saat için niye oluyor diye düşününce ben biraz yadırgıyorum açıkçası. Çünkü erkeğin tek aksesuarı, neden olmasın, yatırım yapılması gereken bir durum diyorum. Dediğim gibi bu oranları bilmek önemli. Dilerseniz satış kanallarından da bahsedelim. İlk ne demiştik? Bayiler. Bu arada bu kanallardaki yaptığınız alışverişlerdeki avantajları ve dezavantajları da size anlatmaya çalışacağım. Bayiler arkadaşlar distribütörlerden bu saatleri temin etmekte ve de size mağazalarında sunmakta. Bayilerin avantajı ne? Gidip saatleri birebir kolunuza takıp deneyebiliyorsunuz. Oradaki satış danışmanları ile iletişime geçebiliyorsunuz. Size bedava kataloglar sunabilirler. En azından muhatap bulabileceğiniz bir kanal olarak kullanabilirsiniz. Tabii bazı bayilerde fiyatların farklı olduğunu görebilirsiniz. Atıyorum Nişantaşı'ndaki bir bayi bir saate 4000 TL derken başka bir bayi buna 4100 diyebilir. Neden? Çünkü her bayinin kendi standartları var. Atıyorum bulunduğu lokasyonla da alakalı olabilir. Daha işlek bir yerse, kirası daha yüksek bir yerse bu saatin markasını, bu saatin fiyatını daha pahalıya size sunabilir. Çünkü bunu sunmalı ki kendisi buradan gelir elde etsin. Dolayısıyla rakamlar bu sebepten dolayı değişebilir. Birden ayrıca bayilerde birden çok marka göreceksiniz. Bu markalar ne demek? Tabii birden çok fazla marka olunca atıyorum. Neyse isim vermeyeyim diyene. Birden çok marka olunca bu markalar ile ilgili oradaki satış danışman arkadaşlarımız bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu da kolay bir iş değil açıkçası. Çünkü sizi yanlış bilgiyle de yönlendirirlerse de saati de satamayabilirler. Ben tabii hiçbir zaman eleştiride bulunmuyorum çünkü gerçekten de zor şartlarda çalışıyor arkadaşlarımız. Bilmeden atıyorum gerçekten saat mesela sadece open heart bir özelliği var ama bu saat türbülon diyebilir size. Türbülon bir saatte 24 bin dolar bir saat ama size 2000 TL bir saatin 24 bin dolarlık bir fonksiyoneti var derse siz gidip de bu saati satın almayacaksınız. Dolayısıyla bu eğitimlerde gerçekten de önemli.
Bir diğer satış kanalına geçelim isterseniz. Butikler arkadaşlar. Bu arada butikler ülkemizde gittikçe azalmaya başladı. Çünkü burada gerçekten özel işler yapılıyor. Butiklerin avantajları ne? Tek marka üzerine odaklanmış oluyorlar. Tek marka üzerine odaklanınca tabii oradaki satış danışmanı arkadaşlarımız daha deneyimli oluyorlar. Markayı daha iyi tanıyorlar. Yani tarihsel geçmişini de bilerek size bunu daha iyi sunabilirler. Avantajları ne? Sizi özel ağırlıyorlar açıkçası burada. Bir saat satın aldığınızda yanında hediye eşyalar da alabilirsiniz. Cüzdan veriyorlar, şapka veriyorlar. Öyle hani sakın küçümsemeyin, küçük hediyeler gerçekten de insanları sevindiriyor. Mesela bir saat aldınız, eşinize de onun cüzdanını hediye ediyorsunuz. Bu şekilde de aslında yaptığınız yatırımı ecaz edebilirsiniz belki de. Dediğim gibi daha fazla bilgiye ve donanıma sahip oluyorlar butikte çalışanlar. Butiklerin böyle avantajları var. Ayrıca butiklere de özel butik modelleri üretilebilir. Mesela markanın son modellerini butikler sayesinde erişebilirsiniz. Bu arada son model ne kadar çok önemli demeyin. Ben öyle hatta eventler gördüm ki mesela saatin en yeni çıkmış modelinin ilk alan ben olmak isteyen diyen saat sever insanlar da var. Üçüncü kanalımıza gelelim arkadaşlar. İnternet satıcıları. Buraya birazcık daha detaylı değinmeye çalışacağım. Çünkü siz de daha çok merak ettiğinizi biliyorum. Arkadaşlar buradaki fiyatlar tabii ki nispeten daha uygun. Çünkü niye? Bir mağaza yok, bir kira ödemesi yok. Çalışan bedeli ödenmiyor. Dolayısıyla rakamlar çok daha uygun. Ama sadece bununla da yeterli değil bu rakamlara uyumun sebep olması, yani sebeplerinden bir tanesi. Ayrıca firmalar da bu internetteki mağazalara bu saatleri temin ediyorlar arkadaşlar. Çünkü takdir ederseniz ki saatleri satmak istiyorlar. Ellerinde bulunan ya da yeni model satmak istedikleri için uzun süredir duran saatleri bu firmalara topluca şekilde güzel indirimli fiyatları verdikleri için internetten gerçekten de uygun fiyata saatler bulabilirsiniz. Ayrıca şöyle durumlar da olabiliyor. Diyelim ki bir bayi bir markayı bırakmak istiyor. Hiçbir şekilde markadan dolayı memnun değil. Bırakmak istediği için de satarken de gene bu online yani internet satıcılarıyla iletişime geçerek çok çok uygun fiyata veriyor. Ya da mağaza kapanabilir. Ekonomik durumlar tabii kur şu anca iyice coştuğu için bu da karşılanabilir, makul. Bu şekilde yapıldığı takdirde de gene internet satıcılarına uygun fiyata bu marka modelleri temin ediyorlar ayrıca. Peki bazen şöyle sorular da geliyor. Hani bu saatler tabii daha uygun fiyata geldiği için acaba orijinal değil mi diye sorular soruyorsunuz ama şöyle düşünün. Gerçekten de bu kişiler bu saatleri bu saydığım sebeplerden dolayı uygun fiyata alıyorlar zaten. Çakma satarak size bunu risk etmek istemezler diye düşünüyorum. Hani yapan olabilir mi? Her tür insanı denir. Karşılaşabilirsiniz bu hayatta ama ben olsam mesela risk etmem çünkü zaten uygun fiyat alıyorum. Müşterisi de var. Tabii uzun vadede bu distribütörler için iyi bir yöntem mi diye sorgulayabilirsiniz. Çünkü atıyorum internette aynı saati işte 2000 TL buldunuz. Gittiniz distribütörün bayisine orada 3000 TL diyor. Bu sefer gidip mağazadan almıyorsun, internetten alıyorsun. Tamam kısa vadede kendini kurtarmış olabiliyor ama belki uzun vadede topuğuna sıkmış oluyor. Tabii bu firmaların kendi aldıkları karar. Onları da bazı yönlerden hem anlıyorum hem anlamıyorum. Çünkü tabii günü de kurtarmaları gerekiyor. Bunlar geçimlerini sağlamaları gerekiyor bu insanların. Firmaların buradaki kendi seçimleri diyebiliriz. Ama şöyle bazı mesela lüks markalar var. Hiçbir şekilde internete ürünlerini sağlamıyorlar. Markanın belirli oranda indirimde olmasını sağlıyorlar. Hatta şöyle durumlar da olabiliyor. Büyük markaların distribütörü gene dediğim gibi ajan rolüyle gidip başka mağazalara sanki bu mağazadan bu markadan satın alacakmış gibi müşteri rolüyle gidiyorlar. Saatleri soruyorlar. Sizin ne kadar indirim yaptığınızı öğrenmeye çalışıyorlar. Eğer onların belirlediği rakamdan daha fazla indirim yarattıysanız size sıkıntı yaratıyorlar. Belki de bir daha onların bayisi olmanıza izin vermeme durumlarda bile olabilir. Böyle değişik durumlarda var arkadaşlar. Dördüncü kanalımıza geçelim isterseniz. Burada da unauthorized dealer ya da kişisel satıcılar diyebiliriz. Bu satıcılar arkadaşlar kendileri koleksiyoner olabilir. Kendileri yeni saat alabilmek için saat alıp satabiliyorlar. Bunu tabii her
kişiye markalar saatini vermiyor. Belirli bir seviyede güvenmeleri gerekiyor. Tabi markalar saatlerin satılmasını istiyorlar. Dediğim gibi bu kişiler de uzun yıllar çalıştıkları zaman gidip, ben hatta mesela bazı fuarlarda görüyorum, ellerinde çantalarla geliyorlar böyle. Bahsettiğim dealer, satıcılar. Markaları geze geze onlardan satın alıyorlar, temin ediyorlar. Bunu nasıl satabiliyorlar diyeceksin. Hiç mağazası yok, internette satmıyor. Gerçekten de öyle insanlar var ki, bu saat sever portföylüsü çok geniş insanlar var. Atıyorum, gidiyor bir saat markasını alıyor, müşteri portföyüne WhatsApp'tan yazıyor, benim elimde böyle bir saat var, almak ister misin diye. Çünkü koleksiyonerler gidip de o fuarda en yeni modelini alacak vakti olabiliyor. Bu şekilde genelde bu üst düzey markalarda gerçekleşiyor. Çok üst düzey markalarda, üst düzey müşterilere karşı, işte futbolcular olabilir yurt dışında genelde, ya da ünlülere bu şekilde direkt dealer'la WhatsApp'tan iletişime geçip haber veriyor. Ayrıca müzayedelere de katılabiliyorlar bu bahsettiğim dealer'lar. Müzayede gözlerini kestikleri bir tane saati satın alıyor. Diyor ki, ben bu saati işte aldım, şu kadar elimden çıkaracağım, sen ister misin? Mesela atıyorum Rolex'in bilmem kaç serisi Daytona, çok böyle ekstrem bir saat. Bilmem nerenin kralı takmış, bu elimde var, satın almak mısın diye bunu iletiyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu internet satın alma kanallarından bahsettik, bayilerden bahsettik, butiklerden bahsettik. Bunların avantajları ve dezavantajlarına devam edersek, mesela bayiden satın almadınız. Bayinin şu avantajı da var. Siz diyelim bir saatiniz bozuldu. Direkt saati en azından gerçekten de resmi kanala ilettiğinizde size garanti kapsamında saatinizi yaptıracaktır. Diğer, bunun dışında yani grey market dediğimiz, yani gri pazarda bu nasıl oluyor? Bu kişiler gene size bir garanti sunuyor, yani garanti sunuyor ama kendi anlaştıkları tamir edilen ustalar tarafından yaptırılıyor. Bunun dezavantajı ne olabilir? Atıyorum satın aldınız bu dükkan, bayi dışındaki, bir gün gelip kapanabilir. Tabii resmi tamir eden bir kurum olmadıkları için de belki ustaların bu tarz yetenekleri yok. Ama bu tamamen sizin tercihiniz tabii. İnternetin yani avantajlarını da şöyle bahsetmek gerekiyor. Gerçekten de sonuçta uygun fiyata saat satın alabiliyorsunuz. Ama bu tarz handikapları var. Atıyorum yurt dışında saatiniz bozuldu, buraya getiriyorsunuz bayisine. Tabii sertifikası yok, bir şey yok. Siz ana bayisini almamışsınız. Gerçekten de mesela bayi dokunmak bile istemiyor. Onu hayatta işlem görmez. Yani kendi distribütörlüğü altında web sitesine sonuçta bir aşamada gitmiş olsa bile, kendi satmamış olduğu için bunu kabullenmez, almaz bile. Dolayısıyla tamir ettiremezsiniz. Bu tarz handikapları var. Bu handikapın yanında da şöyle durumlar var. Artık saatler ne sıklıkta bozuluyor. Ya bu tamamen size kalmış bir şey. Bu saydığım o 4 tane kanal hangisi size uygunsa siz tabii ki de ona göre işleteceksiniz. Ben size sebeplerini anlatmaya çalıştım. Eğer sizin de bununla alakalı başka yorumlarınız varsa lütfen YouTube kanalımızda bunu aşağıda belirterek bize içerik oluşturmada yardımcı olun. Videomuzu da beğendiyseniz like edin, beğenmediyseniz de dislike edin. Bizim için gerçekten yorumlarınız önemli. Paylaştığınız sürede de tabii kanalımız YouTube tarafından daha da promote oluyor. Biz daha da hevesle yeni videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.